Bırak dinlensin biraz, bırak dinlensin. Hasan! Hasan gel biraz dışarı izleyelim oğlum, hadi. Hadi. Ver oğlum, gel. Bak, bak. O şehit oldu. Thank you.
Geliyor mu oğlum çocuklar? Neredeler? Ha, birazdan hastaneye ulaşırlar herhalde. Komutanım. Ne oldu Haluk? Aldık komutanım. Yoldalar. Ancak... Söyle. Arkadaşlarımızdan biri... Şehit komutanım. Er Hasan Turna. Bir şey söyleme çocuklara. Hiç olmazsa biraz daha... biraz daha gülsünler. Haluk. Emredin komutanım. Osman alın telsizi. Onunla konuşacağım. Emredersiniz komutanım. Osman, benim oğlum Yavuz Er. Ağabeyim. Şimdi hastaneyi aradım ve... Ağabeyim, izin verin biz Çeliktepe'ye geri dönelim. Ama oğlum sizin durumunuzda... Komutanım, emir verin biz Çeliktepe'ye geri dönelim. Ben Hasan'a söz verdim. Bırakın arkadaşları arasından uğurlansın. Ben onu Çeliktepe'ye geri getireceğime söz verdim komutanım. O arkadaşlarıyla... Tamam oğlum. Ver telsiz oradaki komutanına. Helikopter buraya gelsin oğlum. Hastaneye götürmeyin. Bir an evvel buraya gelin. Tamam. Gazi de yuvasına gelsin. Ya komutanım kaç kilometredi ki buradan orası oradan burası ya? Gelirler ula birazdan. Belki de trafik vardır komutanım. Kırmızıya takılmışlardır. Çavuşum İstanbul'u özlemiş komutanım. Trafik murafik. Özledim tabii ya. Şimdi Kasımpaşa Taksim, oradan çevre yolu, Vereli Köprü, mis gibi karbon monoksit. Şapşırmayın ula. Bu dağlarda trafiği murafiği biz yaparız. Öyle motorlu motorsuz, uçan, kaçan, yürüyen, koşan her şey bizden sorulur bu dağda. He? Memleket kaç kilometreydi ula? Kilometre kare. Tabii canım. Kaçtı lan sahi? Yuh ya ne cahil adamsın ha. Söyle ula. Neyse ne komutan? Kaç kilometre kare? Memleketi? Çok, çok kilometre. Ula bu çavuş dahil hepiniz samansınız saman. Öğüttüğünüz mercimeğe yazık ula sizin. Gerçek alan 814.500, kuş bakışı 783.500 komutan. Aferin ula bakaya. Çavuş, bu abi porsiyon da benden. Emredersiniz komutanım. Çavuş, dediğim gibi her şeye hazırlıklı olun ula. Muharrem, revire bak, eksiğimiz gediğimiz kalmasın, tamam? Emredersiniz komutanım. Komutan.
Ula oğlum yavaş yavaş, kasapsan sen. Bitti zaten, ha var. Aman askerler, helikopterlerle tüyü. Tüyün, tüyün. Bahri komutan arıyor Heval. Şu andan Miro komutan kulağından sıkıntı yaşıyor. Görmüyor sen. Kulaksız Miro'nun kulağı duymuyor. Niye? Çünkü sargılı. Kulaksız Miro telsizle konuşamıyor. Niye? Çünkü o uzman olacak. Herif kalktı kulağına sıktı gitti. Anladın? De hadi tamam, abartma hadi. Geliyorlar! Sarı hocam geliyor be. İstanbul'da, o benim buddy'm ha. Meğerlem, komutana bak, komutana bak ya. İster misin Osman Kaya paraşütle atlasın da aşağıya? Vallahi yapar mı yaparım Moğol ha? Yapar tabi. Bir tahtası eksiktir, bir kıtık. Muharrem, komutana haber ver abi. Hastayım hanım. Hem de nasıl zor bilirim ama. Dışarı çıkıp askeri tutup teskin etmemiz lazım. Gözünü seveyim, topla kendini. Ben toplamak istemiyorum. Allah kahretsin! Bu sınır sınır değil. Bunu kimse görmüyor mu? Bir dağın sadece yarısı seninse o dağ senin değil demektir. Senin değil! Hastayım hanım. Bak komutan burada. Ne olur. Hasan nişanlanmadı bile başçavuşum. Hasan şehit! O da yarısı için bir şehit oldu Hasan! Aşkım benim! Allah aşkına kendine gel artık ya. O dağın sonuna gitmeliyiz başçavuşum. O dağın sonu dünyanın öbür ucundaysa dünyanın öbür ucuna gitmeliyiz başçavuşum. Bak helikopterler geldi. Hadi topla artık kendini. Hadi. Siz dışarıyla ilgilenin başçavuşum. Emredersin komutan. Sizinle aynı düşünüyorum hastayım benim. %100 aynı. Ben şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum.
Osman, çocuklar alsınlar onu. Helikopteri bekletelim mi komutanım? Ayrılmayacağız. Önce şehit selamlanacak. Emredersiniz komutanım. Salatu vesselam Ale Ya Seyyidana
Ya Resulallah. Çocuklar, hadi herkes yerine. Hadi aslanım yerinize, hadi. Nurhani, gel benimle ol. Ayrılacak. Sarı hocam. Osman, emredin komutanım. O nedir oğlum? Bu... Vatan komutanım. Evlat... Bunun adının bu olduğunu hiçbir akademi öğretemez insana. O taşa o kan değmezse vatan olmaz çünkü. Çünkü sadece o kanın o taşa döküldüğünü bilenler vatan der.
Çocuklarla ilgilenin Haluk. Sabah merasimle uğurlayacağız şehidimizi. Şarjör tak. Kurma kolunu çek, bırak. Emniyeti al. Tüfek az. Sait. Çavuşum, ben gideyim. Nereye abi? Nöbete. Ben gideyim. Şimdi... Çavuşum. Bak çavuşum dedim. Tamam abi. Kemal Mas. Sen koşa. Tamam çavuşum. Ne yapalım? Artık Turali başçavuşa da bir şeyler söyleriz. Hadi. Abi unutma, nöbettesin. Evet çavuşum. Nöbetteyim. Kolay gelsin. Buyur. Uyuyor mu? Uyuyayım onu. Hem de bak nasıl uyuyor. Uyusun. O uyumayacak da... Kim uyuyacak değil mi baba? Aynen öyle. Muharrem. Buyur. Niye burada uyuyor? Niye Sarı Hoca'nın yatağında uyuyor? Vallahi bilmiyorum ki emmi oğlum. Ya bu adam buraya gelip de yırtmak isteyenlerden değil ki. Bu adam buraya gelip bu işi yapmak isteyenlerden. Adam dağda taşta rahat uyuyor. Koğuşta rahat uyuyor bizim yanımızda. Ya Ahan da Sarı Hoca'nın yatağında ya. Tüm dediğin şey de... Öyle bir şey değil mi böyle? Aynen öyle Mora. Tim dediğin şey böyle bir şey. (Gülüyor)
Osman istirahatte mi çocuklar? Evet komutanım. O koğuşta. Koğuş? Evet. O biraz öyle komutanım. Taş neymiş demek ki? Taş vatanmış. Vatan. Dolanma. Yerinde dur, nöbetini tut. Çok soğuk kardeşim. Baksana. Olsun. Yerinde dur. Eğer bir adım daha atacak olursan... yemin olsun ki senin o bacağını gevrek bir dal gibi kırmazsam namerdim. Sancak nöbeti mi tutuyoruz birader? Üşüyoruz dedik. Kafasız adam. İçeride şehit var lan. Ondan hala sancak mı olur? Nöbetini tut. Senin badinmiş ha? Badimdi. Çok iyi adamdı. Çok. Yani ben fazla tanımıyordum ama iyi adamdı. Çok. Böyle durumlarda ne denir fazla bilmiyorum kardeşim. Yani tam olarak ne söyleyebilirim bilemiyorum. Başın sağ olsun be kardeşim. Şebnem'e gitmiştik. Hocayla beraber. Bunlar karşılaştıklarında... kıza... sana yangınım diyemeyen adamı vurdular lan. Öyle bir adamı vurdular işte. Tamburacıydı benim badim. Biz teklemeye başladığımız zaman... şeritin hamlının ağzına verirdi. Ve Bismillah derdi. Hepimiz o Bismillah desin diye gözlerinin içine bakardık. O adamı vurdular lan. Öyle bir adamı vurdular işte. Şimdi... Şebnem ne yapacak? Hocanın anası ne yapacak? Babası ne yapacak? Altın Hızma ne yapacak? Ben ne yapacağım? Kusura bakmayasın ya, kendim tutamadım. Yok yok, gül var gül. İyi gel, iyi gel. Yani pozitivist insanlarız değil. Yani materyalist bir zihin yapımız var. Sözüm ona ha. Ama dilimi serbest bıraksam ilahi adalet diyecek ha. O kadar yani. Ha. Kulak kesen Miro'nun kulağına da bunlar oldu diysen ha. Yok yok. Sinirlerimiz bozuk ya ondandır ha. Ben bunlara hiç takılmam Mihri komutan. Bir kulağa karşılık
Bir kafayı kesersem sorun kendiliğinden çözülür ha. Öz savunma dediğin nedir? Öz savunma savaşçının çıkıp takır takır adam öldürmesi değil ha. Öz savunmanın temeli gerilim ve dehşet duygusunu canlı tutmaya dayanır. Ben kulak kestim kardeşim. Emin ol yine keseceğim. Benim kulağımda bir mermi izi olacak. Ama en azından kendi kampımın ortasında kıçıma yediğim kasaturanın izi olmayacak. Ay, ne oluyor Fatma be? Hiç. Ya ödümü patlattın Fatma ya. Ödümü patlattın. Eğer benim ödüm patlamadıysa kösele de yapılmış demektir ya. Korkaksın İbrahim. Korkak. Ödleksin sen. Korkaksın. Ya saat kaç? 6'ya geliyor. Ya uzaylı gibi sabahın görün. Ne diye dikilip durdun karşımda? Uzay neresi be? Ne diyorsun sen? Ya... Feza işte yukarısı yukarısı. Her neyse ya Fatmacığım ne oldu gene gözünü seveyim ya. Osman ne olacak İbrahim? Biliyorum ben seni biliyorum. Sen şimdi Osman'ı o emzirdiğin sümüklü olan diye aklına getiriveriyorsun değil mi? Ha? Biliyorum ben seni. Ama bak Fatma Osman kendi işi gücü olan, kendi kanaati, kendi fikri zikri müstakil olan bir adam değil mi? Onu görüp gözeteceğiz. Onun derdine derman olacağız değil mi? Onun beline zincir vurup da avucunun içine alamam Fatma. Olmaz öyle şey. Biliyorum. Ya ben onu sanki düşünmüyorum. Ne mi sanıyorsun sen? Ha? Benim içim yanmıyor mu sanıyorsun sen? Biliyorum. Dua edeceğiz. Onu Allah'ımıza ısmarlayacağız değil mi? Yapacak başka bir şeyimiz yok Fatma. Biliyorum. Ben de diyorum sana ama işte. Neyse. Uyku tüze kovmadın ki adam da kalkalım artık hadi. Saat 8 önce ararız değil mi? Ya ararız Fatma ara. Sen onu fazla sık boğaz etme. Ha? Hadi. İyi o zaman. Heh. O vakit Serbülent'i evlendirelim ha? Ya Fatma sen beni sekteyi kalpten öldüremedin. Beni öldüremedin Fatma. Bir evleneceği zaman sen niye kalp krizi geçiriyorsun İbrahim ha? Niye kursağın düğümleniyor senin? Sen evlenemedin diye mi öyle yapıyorsun? Ha? Ben ne diye evlenecekmişim be? Sen necisin burada? Adliyeci Selma ne olacak? Gırma karyoz. Ulan Ali Selma'yı rüyasında gördü bu karı gene. Osman döndün mü? İyi misin sen? Nihan, eğer bugün müsaitsen ve ilçedeysen öğleden sonra gibi buluşabilir miyiz? Tabii ki de. Daha erken gel istersen ya da ben geleyim ha? Osman sen iyi misin? Bilmiyorum. Gelince konuşuruz. Tamam. Osman sen iyi ol lütfen. Kalk bakayım edepsiz. Ne oluyor sabah sabah ya? Güneş mızrak gibi oldu. Yahu sen her gün böyle yatıyor musun? Eşek kafalı. Ya dede mızrak gibi oldu da kalkalım.
Şimdi de sen niye yapıyorsun bu sabah sabah? Hadi kalk git buradan. Ya kovuyor musun beni yani? He, kovuyorum. Vay, hastayız ama. Yok. Katır gibisin. İyileştin artık. İyi dedi, ben gideyim, sen de burada 1+1 çoban rezidansında kal yani. Oh, ol, ol, ol. Şaka yaptım, şaka, şaka yaptım. Hadi oradan. Dede bu göğsüme sürdüğün bal var ya, Kur'an diye cigerime işte kokusu beni öldürdü ya. E işte bu bahaneyle hamama gidersin. Al şunu. Ya şimdi bu nedir yani? Al dedim. Ya dede ihtiyacım yok ki böyle bir şey. Olsa ben sana söylerim, ben başımın çaresine bakarım. Ulan Teres, bir daha lafımı ikiletirsen kafanı ceviz gibi kırarım senin. Al şunu. Babanla barış. Var git elini hop. Dede bak bu konuyu konuştuk seninle. Şimdi bu işin içinde bir yanlış var dede. Sen de bana hak verdin. Ben de biliyorum. Yanlış işler. Lakin babanın yanında kal. Onun yanında ol. Anaya babaya of bile denmeyecek. Sen de deme. Eğer hata yapıyorsa, yanlış ediyorsa yanında ol. Yanında mücadele et. Baban eğer yanlış cihete gidiyorsa onu sen düzelt. Eğer yanında yürümüyorsan bunu yapamazsın sen. Anladın? Anladım dedi, anladım. Aferin. Sen Allah'ını kurban var ya. Hadi hazırlan. Tamam. Ey Çeliktepe, dinle bu marşı. İşte geliyor dağların şahı. Ana bilmeyiz, baba bilmeyiz. Bu vatan için dağlar inmeyiz. Teğmen Ayda Tuna. Komutanlarım ve silah arkadaşlarım. Şehit Er Hasan Turna için yapılacak merasim programını açıklıyorum. Şehidimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı. Ardından komutanımız Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Yavuzer'in konuşması. Son olarak da şehidimizin uğurlanması. Arz ederim. Lan! Sol! Ya! Dur! Kalk! Banda! Şehide saygı atışı için yerlerinize! Marş! Tören atışı için havaya nişan vaziyeti! Al! Taş! 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 Sas duruş! Geriye! Dön! Yerlerinize! Marş! Konuşmalarını yapmak üzere Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Yavuzer'in teşriflerini arz ederim. Komutanım. Evlatlarım. Şerefli askerlik hizmetimiz esnasında şehitler gördük. Gaziler gördük. Savaşlar, pusular, çatışmalar gördük. Bütün bu uzun zaman zarfında şunu çok iyi anladık ki silah arkadaş olmak yeri geldiğinde kardeş olmaktan daha ileridir. Siz şimdi bir kardeşinizi
buradan ebedi ete uğurluyorsunuz. Buna şehadet etmek, gencecik evladımızı toprağa vermek benim için vazifelerin en zorudur. Allah'tan duam odur ki bir daha hiçbirimizi bu zor vazifeyle imtihan etmesin. Biliniz ki şehitlik rütbelerinde, mertebelerinde en büyüğü, en ulvisidir. Bu sebeple İstiklal Marşımızın şairi, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber diyerek bu hususa dikkat çekmiştir. Şimdi jandarma komando er Hasan Turna'yı peygamber avuşuna tevdi ediyoruz. Ona rahmetlerin en büyüğünü diliyorum. Bunun sorulmasını, bu karın bir an evvel dinmesini diliyorum. Ve Allah'ın her birinizi, bütün evlatlarımı korumasını diliyorum. Sizin bir damla kanınız, bütün ikballerin, bütün mülazaların, bütün her şeylerin üzerinedir. Bu duygularla hepimiz adına şehidimize tekrar rahmet diliyorum. Hepinizi tek tek temiz alınlarınızdan öpüyorum. Siz kahraman Mehmetçiklerime hayranlık ve minnetimi bir kez daha ifade ederek başsağlığı diliyorum. Allah hepinizi korusun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Şehidi uğurlamak üzere yerlerinize marş! Sağa, sola, dön! Şehit ol! Kalın! Tren adımı, marş! Ethem Bey geldi aga. Gelecek, başka ne edecek? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Lan nereden geldiysen? Sıtkı dedeye gittim baba. Biraz onun yanında kaldım filan. Öyle lafladık. Nasıl da Sıtkı baba? İyi, iyi maşallah çivi gibi. Siz nereye gidiyorsunuz böyle?
Berat'la, Berat'a gidiyük. Madene. Ben bir duş alayım o zaman baba. Ben de geleyim. La ne dedi bu? Sizinle geleyim mi dedi? He vallahi öyle dedi. Gerginsen Sadu. Yok havalı, etrafa bak yamışta. Gerilme, gerilme. Ula oğlum dağdan sağ inene düzlükte ne olabilir ki? Nereye gideceğiz? Önce iyi bir kulak tamircisine gideceğiz. Sonra da biraz vatandaşı gezeriz ha. Vatandaş? Uş. Ula Sadu sen Bakır'ı hiç vatandaş olarak görmüyorsun. He? De hadi. Çorbamızı içelim bakalım. Dağlar sana dar geliyordu ağ kızı. Hiçbir şeyden korkmazdın. Şimdi böyleyiz diye oturup ağlamayacağız. He? Madem ki ecelin kapısından döndün, buradan da döneceksin. Hadi bakalım. Aç, 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 aç. Baba. Nazlı. Baba. Demedim mi ben sana? Ha, demedim mi ben sana? Ha? Demedim mi? Bizim kanımızda barut var Necla'm. Barut. Biz barutla besleniyoruz. Bunu da başaracağız. Bunu da başaracaksın Necla. Başaracaksın. Ne zaman çıkacaksın Osman? Araç bekliyorum komutan. Ya kendimizi toplamamız lazım. Yani çocuklar... Ne bileyim yani... Çok perişan haldeler. Öyle hastayım hanım. Kan ağlamak malum da... Bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Komutanım. Komutan bir şey söyledi mi? Hüsamettin abi mi? Yok, hayır. Ne gibi bir şey Osman? Ne bileyim. Operasyon, takip. Yok, hayır. Söylemedi. Zaten öyle bir şey olsa bile... ...senin onda yer alacağını sanmam Osman. İzin vermez baba. Ya sen bırak bu işleri ya. Git nişanlının yanına araç maraç hazırdır şimdi hadi. Allah'ın her saati aradı kız ya. Yazıktır yeminle ya. Nasıl oldu demiştin bu? Söyledim ya doktorum, sığır tepti ha. Şimdi sığır boynuzu koyunca böyle... ...hasır diye aldı benim kulağım.
Bana öyle bir yara gibi gelmedi ama. Doktorum, söyledim ya, yani sığır vurunca bizim beynimizin hafıza departmanına vurmadıysa öyle oldu diyemişti. Ha, anla yavvi. Neyse, geçmiş olsun. Bir santim daha içe kaysaymış götürürmüş seni. He, boynuz değil doktorum. Boynuz. Borcumuz ne kadardır? Asistan arkadaşım ilgilenecek şimdi. İyi. Kulağımda iz kalmaz değil doktorum. Önce bir iyileşsin görelim. Eğer gerek olursa bir plastik müdahalede bulunuruz. Uş, plastik? Plastik, estetik cerrahi yani. Duydun mu Sadu? Plastik değil doktorum ha, estetik değil. Ya bıçak altına yatmışken hem böyle biraz gıdılarımı aldırsak mı doktorum he? Hadi hadi. Şimdi nereye gideceğiz? Yemek ya Sadu. La oğlum, bu yemek yüzünden var ya, koca koca popülasyonlar harbedi ya. Ama sen beni aç gezdirirsen. Tamam ya. Sonra da yasal ve hukuksal sorunlarımızın çözümü konusunda bir araştırma yaparız ha. Hukuksal? He. Ya mesela şu dandik ilçede şöyle aydın ve münevver bir avukat hanım bulsak. Gidip güzel güzel sorunlarımızı anlatsak. O da böyle yumuşak yumuşak çözse. Fena mı olur ha? De hadi. Oğlum sen ne getiriyorsun böyle durmadan? Mal. Mal mı? Ulan dükkanda adım atacak yer kalmadı be. Ha? Bir de sen dükkana mal yığıveriyorsun. Malların yarısı ya depoda ya da tezgahın altında duruyor anasını satayım. Ya ağzını bozma koca babam ya. Ağzını bozma ya. Bunlar outlet malı, outlet. Kelepiği aldık bunları. Kelepiği. Evet İbrahim amca. Hakikaten çok ucuz aldık. Sen sus be. Dibek dövücünün hık deyicisi. Ya kulağının arkasında güdük bir kalem. Bu da böyle ihtiya ihtiya oturmakla olmuyor işte koca baba. Ucuz mal bulacaksın ucuz. Ulan satış yok diyorum ben sana koca köpek. Anlamıyor musun? Satış yok, satış. Sen kabul et. Senin vizyonun yok, vizyonun. Hakikaten ha. Vizyon hiç yok. Ulan bana bakın. Alıvereceğim şimdi sopayı elime. Göstereceğim size vizyonu, vizyonu şimdi ha. Koca baba, sen bizi aşağı çekiyorsun, aşağı. Şu aile müessesesinin şimdiye kadar çoktan kobi olması lazımdı. Orta ölçekli bir iş çevirmemiz lazımdı bizim. Çeviri ben. Senin elinde tutan var. Çevireceğim emme. Benim karşımda hala pantolonun içine çizgili Sümeyye Bank pijaması giyen bir adam var. Pijama mı? Kim? Kim olacak sen? Hakikaten çizgili pijama mı giyiyor? He. Çok yadırgadım İbrahim amca. Çok yadırgadım. Ulan başlayacağım ben sizin pijamanızdan, pantolonunuzdan ben. He. Yürü düşkün çalış sen motoru. Gelin. Vurma. Yürü lan. Ay. Hadi. 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 Pijama pantolonmuş. Nereden gördün lan? Yok. Osman sen niye böyle mahzunsun? İyi misin? Bir şey mi oldu? İyi değilim Nihaya. İyi değilim. Dur kapıyı açayım da girelim içeride konuşalım. İşte resim budur be amca. He? La şükürler olsun. Ha bugünü gördük ya. Şükürler olsun. Ya daha bugünler ne ki be amca? Daha bugünler ne? Sen daha hiçbir şey görmedin. Göreceklerin yanında bu hiçbir şeyden. Yegen ayağı sağlam basam. Yoksa yandığımızın resmi. Ya o ihtimal var mı? Var. Her işte olduğu gibi bunda da var. Sen ne derdin amca hep? Neydi o ya?
Karacaoğlan. Evet. Fransız entelektüellerine benzemez ama sen onları bilirsin, belli de. Karacaoğlan'dan şüpheliyim. Ver o. Laf bizim dinimizin pelesengidir o. Ne diyeyim Karacaoğlan? Ölümden korkup da sonunu sayan ölür ama yar koynuna giremez. Ben de onu diyorum zaten amca. Ben de onu diyorum. Korkan adama ekmek yok. Korkmayacağız. La emeğin mübarek ola. Soğuk la gidek bizsin. Benim biraz işlerim var amca. Siz gidin. Amca. Bunu al. Bunu al o. Mal sattık ya. Acil ihtiyacın falan vardır. Kullanırsın. La bismillah diyek mi? Evet. Hadi. Sağ ol iyi. Sağ ol. Öğretim. Hadi gidelim kardeş. Hadi eyvallah. Hadi selametle. Yar koynuna kim girecek? Kim sonunu sayacak göreceğiz. Tam şarjörü almaya çalışıyordu. Oralarda kurşun hayattır Nihan. İşte tam o sırada vuruldu. Yani belki ilk anda bir şansı olabilirdi ama belki değil de eğer ben tersizle bağlantı kurabilseydim ya da yardım daha erken gelseydi. Sonra oradan bir taş buldum. Puşiye sardım. Yaranın üzerine koydum. Ağırlık durdurur kanı. Durduramadım ya. Kanı durduramadım. Sonra helikopter geldi. Ama bindiğimizde çoktan Osman, ben çok üzgünüm. Bize hep üzülmek düşüyor işte. Neden böyle? O genç adamı üzülüyorum ben. Ya ben ablamı üzülüyorum ya, Necla ya. Adamın nişanlısına, Necla'nın yapayalnız bırakıp gittiği kızına. Bize hep üzülmek düşüyor işte. Ben üniversite okudum değil mi? Dünyadan haberim olsun sözüm ona. Ben o köyde doğdum işte Osman. Mürsel'den olma, Teslime'den doğma avukat Nihan Tekintaş. Ama neden böyle olduğunu hiç bilmiyorum, hiç anlamıyorum ben bunları. Ben de anlamıyorum ya. Ben de anlamıyorum. Galiba şu yeryüzünde bunları anlayan tek kişi var. Kim? Albay mı? Annem. Thank you.
sabah Osman aradı. Acık yüreğime sulağı serpildi Zeliha. Ay gözün aydın Dezen. Ay ay. Allah kimseye vermesin kızım. Cehennem azabı gibi biliyor musun? Benimkiler galı mı oluyor ne? İçine az koyu ver. Osman ilk oralara gittiğinde Zeliha'm, aman diyordum. Bitirip gelecek hayırlısıyla nasıl olsa. Ama gazın ayağı öyle değil Zeliha'm, gazın ayağı öyle değil. Oralarda bir dolu Osman, bir dolu ana kuzusu. Kelle koltukta, öyle dağlarda dolaşıp duracaklar. Allah seni inandırsın. Geçen gün tezgahın başında böyle kaymış gitmişim. Ya, insan yüreği ağzında Zeliha, insan yüreği ağzında. Seninkiler ince oluyor. Ha? Az koyuyor. Asıl bu işi karıştıranı bulmak lazım Zeliha'm. Ya, bu işleri fiştikleyeni bulmak lazım. Öteden beri kızım, ne zaman bizim memleket şöyle bir ayağa kalkayım diye yekinse, hemen paçasından asılan biri bulunuyor kızım. İlla bacağından çeken bir deyyus bulunuyor. Bir zamanla ecnebi memleketlerdeki katiplerimizi vurup vurup öldürüyorlardı. Ya, o bitti, Kıbrıs'a da dandılar. O bitti, sağcısın, solcusun demeye başladılar. Şimdi hepsi bitti kızım, bu çıktı. Maksat ne Zeliha, maksat ne biliyor musun sen? Bu memleket ayağa kalkmasın istiyorlar kızım. Anladın mı? Kuvvetli olmasın diyorlar. Maksat o. Dezlem, seni televizyona çıkarsalar çok tutarsın ha. Aman istemez Zeliha, istemez. İbrahim'i çıkarsınlar. O pek sever kasılmayı. Fatma teyze. Şey diyeceğim. Sen bu işi niye uzatıyorsun da gelip beni Serbülent'e istemiyorsun? Dezem. Dezem ne oldu? Hay, ay dilim kopsun. Dur bir dakika su getireyim. Hay Allah'ım söylemedim. Namazı hep burada kılardı değil mi? Birliğin hocası işte ya. Hiçbir vakit kaçırdığını görmedim. Öyle biriydi işte. Allah rahmet eylesin. Ya benim şu kopasıca boğazıma böyle bir şey oturdu. Yutkunuyorum yutkunuyorum inmiyor aşağı. Ben sizin kadar tanımıyorum tamam mı? Ama var ya, mübarek adammış. Hem de nasıl? Hasan'ım benim. Sarı hocam. Yalnız abi, niye bir şey yapmıyoruz ya? Biz niye gidip bunların tepesine çökmüyoruz? Hem albay falan biliyordur tamam mı? İstihbarat falan. Komutanlar da biliyordur. O işler öyle olmuyor. Hamza Gemalmaz Balıkesir. Ya tamam da. Öyle olmuyor. Sarı Hoca şehit mi? Şehit arkadaşlar. Ben biliyorum ki 120 yaşına da gelsek o her gece bizim rüyalarımıza girecek. Muharrem. Öyle değil mi toprağım? Doğru söylüyorsun emmioğlu. Peki biz burada ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? Ha, ne yapıyoruz?
Vatanı koruyoruz arkadaşlar. Hudut bekliyorsun. O yüzden ben yine gideceğim, çay koyacağım. Öbürü nöbete gidecek. Herkes işini gücünü yapacak. Öyle değil mi Çavuş? Hadi arkadaşlar. Vallahi Sarı Hoca dirilip gelse bu halinizi görüp kalaylardı size ha. Hadi. Ya işte ben bu yontulmamışı bu yüzden seviyorum ya. Çok güzel konuştu ya. Herkes seni arıyor. Fatih, sana söylüyorum. Fatih. Duymuyor musun beni? Ne diyorsun oğlum ya? Seni arıyorlar diyorum. Nöbetim varmış. Git başımdan be. Ya bak. Başını belaya sokma. Kalk git tut şu nöbetini. Bana bak. Ayağa kalkarsam seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. Ya ben senin iyiliğin için söylüyorum. Aptal mısın sen? Öyle mi? Ha? Ne yapıyorsun sen? Fatih, saçmalama. Git, kendin tut lan nöbeti. Fatih! Fatih, hayır! Önüne gelen emir vermesin lan bana. Benim zaten hayatım yanmış oğlum. Seninkini de yaksam ne çıkar? Ha? Ne çıkar lan? Saçmalama Fatih. Manyak mısın sen? Lan! Fatih! Ne oluyor lan burada? Çekilin lan! Çekilin! Çekilin! Yiğit! Yetmedi mi lan? Şerefsiz! Öldürürüm seni! Öldürürüm seni! Sen dayı mısın ulan Fatih aldın da? He? Ulan bittin sen, bittin. Bu arada bir itirazın varsa bir kalk de şurada canını okuyayım senin he? Kalk da ulan! Ya şey şu, al bunu. Lan! Toplam bir! Toplam bir! Dışarı! Hayır lan siz komiserim. Aynı adam abi. Daha önce de gelen. Kulaksız. Benzinlikte mi şimdi? He. Bakır gelmezse burayı yarım saatte havaya uçururum dedi. Eşek ol eşek. Ne yapıyor şimdi? İçki içiyor abi. Sen şu anahtarları ver bana. Bir şey olursa ararsın. Bir yere ayrılma. Anlaşıldı abi. Komutan, hoş gelmişsin. Ya sen niye işine gelmişsin Bakır? He? Ya sen ne kadar enteresan adamsın Bakır.
Ula oğlum eğer 30 dakika daha geç kalaydın, yeminle Saddam Hüseyin gibi kuyuları patlatıydım ha. Ya komutan bizim kuyumuzdan ne olacak ki? Oturabilir miyiz? Oturabilirsin, oturabilirsin. Komutan, kulağına ne oldu? Sığır tepti. Neredeyin Sadu? Eyvallah. Toprağı bol olsun Necla'nın kız kardeşi. Şu meşhur uzmanla nişanlı, öyle mi? Sen bilirsin bu işleri ha? Öyle diyorlar, evet. Anlı şanlı nişan yaptı, öyle mi? He, öyle. Sen de burada eşek başı olisen tabii, he? Ya komutan, ben senin bu kulağına çok üzüldüm ya. Bu ne sığırmış böyle? Desteğini görelim Bakır. Hem de hemen görelim ha. Yoksa ben seni hem sorgular, hem yargılar, hem savunur, hem de infaz ederim ha. Anladın mı? İçki içersen kardeşim, he? Sizin şeker 4 kilo muydu? Yarım kilo amca. İbrahim. Bir dakika dur be. Yarım kilo. Esmer şeker gelmedi. Bak başka bir yerde bulamam. Onları da vereyim mi azıcık sana? Yok sağ olasın. İbrahim deyom. Ya dur bir dakika ya. Başka bir ağzın var mıydı? Yok amca sağ ol. İbrahim deyom. Sen de git başka yerden al seni be. Depestelik. Ne duruyorsun burada? Yürü gar. Yürü. Allah Allah ya. Ya sen ne yapıyorsun kadın ya? Senin kafanda kontak vardı. Ne yapıyorsun sen? Siz de çıkın lan. Çıkın. Çıkın dışarı. Çıkın. Yürü gari. Gidin gari, gidin. Teşkilatı mahsusa. Müşteri de kova verdin. Söyle bakayım neyin, neyse, neymiş? İbrahim, bugün çok mühim bir şey oldu. Ne oldu? Az evveli Zeliha'yla Dolmasarı'yı yiyorduk. Yaprak. Ya bu kadar önemli bir büyük bir sır. Giz bana bak etraftan dinleyiverenler olur. Şöyle gel de biraz şunlarla konuşuverelim. Ya sen ne diyorsun be kadın ya tövbe yarabbim. Yaprak sarı veriyormuş ya. Dolma sararkene Zeliha bana ne dedi biliyor musun sen? Biliyorum efendim. Etli mi olsun zeytinyağlı mı olsun diye sor vermişti gari. Ne? Ya kadın çatlatma beni söylesene. Fatma teyzem dedi. Niye dedi ağzınız yüzünüz eridip duruyorsunuz. Gelip beni Sarbülent'e isteseniz ya dedi. Neymiş sayın abim? Sus çocuğum sus. Nasıl ne dedim bakayım? Zeliha dedi ki İbrahim gelip beni artık Serbülent'e isteyin gari dedi. Amanın Allah. Coşkunum. Yürü coşkunum yürü. Ne oldu sayın abim? Gözünü senin korkutma beni. İyi misin Serbülent Bey abi? Şelalelere gidip karpuz keselim. Kızgın kumlardan seri sular atlayalım coşkun. Yürü çalıştım oturun. Çalıştı. Yürü çalıştı sen. Çalışmıyor. Yürü koşarak gidelim yürü. Ana ben kaçtım. Ana kurban, geç kalmayasın ha. Nereye gidiyor bu? Bilmem belki kızı görmeye gidiyordur. Kaç gündür onu da görmedim. Çağır hele. Etem. Ana. Baban istiyor gel. Buyur baba. La al şunu. Yani kusura bakmadı baba, ben bu parayı almak istemiyorum. Al. Yani baba kavga çıkartmak, tedirginlik yaratmak niyetinde değilim de... ...ben Berat'tan gelen herhangi bir parayı almak istemiyorum baba ya. Vay inada bak ya o. Anası. Ne iş olur. Püştan etme ağa. Hık demiş senin burnundan düşmüş işte. Benim baba niyetimi kavga çıkartmak falan filan değil de... ...ben bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum, anlatabiliyor muyum? Ya sen bu Berat merakından vazgeçene kadar... ...ben bunu bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan sana söyleyeceğim. Haberin olsun yani. La bu cebimden çıksa alacak mısın? O şimdi başka bir şey babacığım. Ağan eli tutulmaz.
O ayrı konu yani. O zaman... Laytem. Ha baba. Vah bak, bir daha evden ayrılmayacaksan ha. Velev ki karşılıklı kılıç çektik, yine de çıkıp gitmeyeceksen. Baş üstüne baba. Daha öyle bakma. La evimizin gözümüzün aydınlığı. La kızamıyor, ne edek? İçeri. Gireriz. Hala artistlik yapıyorsun değil mi? Lan manyak, dua et Murat'a bir şey olmadı. Sen de gel de içeride konuşalım istersen ha. Gir lan içeri, gir. Maynak, ne arızalı herif çıktı ya? Vallahi bakın, karakolun içinde bu aralar bir şeyler dolaşıyor ama... ...ne dolaşıyor hiçbir fikrim yok yani. Neyse abi, sen nöbetçileri hemen yolla, bir sakatlık çıkmasın. Hadi. Yani kafadancı, hiçbir hediye önerin yok yani. Niye böyle bir şey? Oğlum kuru yemiş Allah o zaman. Kuru yemiş. Ya o Kalafat amca, ya ben kız dağa çıktı, benim hayatımı kurtardı diyorum. Sen bana kuru yemiş diyorsun ama. Ya Allah razı olsun tabii oğlum. Yok abi, yok ya. Bu kadar zaman yemin ediyorum senin yanına ben boşuna gidip gelmişim abicim ya. Boşuna yani. Paramız var diyorum, bir hediye alalım diyorum. Sen bana yine de kuru yemiş diyorsun. Pişmanı Allah o zaman. Böyle konuşsan sorun çıkmayacak biliyor musun mesela? Yanına bir şey alalım onun. Sütlü Nuriye, he? Vallahi Ethem, ben senin işlerini akıl erdiremeyeyim oğlum. Hay Allah ya Rabbim ya. Altın fiyatları ne kadar oldu acaba? Nasıl altın? Altın fiyatları ne oldu acaba ya? Oğlum ben ne anlarım altından üstünden ya? Kalafat amca, Allah rızası için ya. Biz kulların arasına in ya. Aşağı in, aşağı in. Bu kafayı aşağı al abicim ya. Ya Ethem Bey, bu şeyden mi oluyor bu şeyden? Neden? Sevdadan. Bu yüzden mi saplasaman birbirine karışıyor sen de hep? Hastayım diyorum sana adam, hastayım, hasta, aşığım ya. Seviyorum, beni hasta etme. Tamam. Seviyorum lan. Tamam. Seviyorum. Tamam. Tamam. Beni hasta etme ha. Tamam Ethem Bey, tamam. Allah Allah. Gümüş alacağım. Manevi değeri de var. Daha da ucuz. O ayaktan yürürüz artık. Adam kuru yemiş diyor ya. Kuru yemiş diyor ya. On dört on, biraz yüksek. İbrahim durup dururken neye yükseltiyorsun tansiyonunu? Senin doğmalı abini bu hale getirip et. Çıkarmayacağım lan. Tabii biraz yemeğe dikkat edeceğiz. Bu doğmalar o doğmalar değil. Keşke o doğmalar bu doğma oğlu verseydi. Of. Ha, hastalık yanımızdaydı. Ecel de geldi gari. Nihan, senin duruşman uzun sürecek galiba, ha? Ben gidiyorum o zaman. Tamam tamam, kapıyı kilitledim, merak etme. Ya Nihan, sonuçta iş bu yani. Ben niye kızayım ki sana, saçmalama. Tamam canım, kolay gelsin sana. Görüşürüz.